Rahim ağzı yani serviks kanserinin gelişimindeki en önemli risk faktörü human papillomavirüs yani HPV virüsü ile olan uzun süreli enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonların özellikle cinsel yolla bulaştığını bilmemiz gereklidir. Bunun dışında sigara kullanımı ve genital enfeksiyonlarda rahim ağzı kanser gelişimi riskini arttırabilir. Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır. Bunun önlenebilmesi için HPV enfeksiyonunu önlemek aslında yeterlidir. HPV enfeksiyonunun önlenebilmesinde aşılar günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında rahim ağzı kanserlerinin öncü lezyonlarını erken evrede saptarsak ve tedavi edersek rahim ağzı kanserlerini önleyebiliriz. Rahim ağzı kanserinin teşhisi anormal simir bulguları saptanan hastalarda yapılan kolposkopik inceleme esnasında alınan biyopsiyle konulmaktadır. Bunun dışında jinekolojik muayene esnasında bir lezyondan şüphelenirse bundan alınan biyopsiyle de tanı konulabilir. Rahim ağzı kanserinin tedavisinde eğer tümör erken evrede saptanmışsa genellikle cerrahi tedaviden faydalanılmaktadır. Cerrahi yöntemler arasında açık cerrahi, laparoskopik cerrahi veya robotik cerrahi kullanılabilmektedir. Daha ileri evrede yakalanan hastalarda ise radyoterapi veya kemoterapiden faydalanılmaktadır. Rahim ağzı kanserlerinde tedaviyi etkileyen faktörler arasında tümörün biyolojik yapısı, tümörün tanı aldığı zamandaki evresi, hastanın yaşı ve bağışıklık sistemi önemli bir etkendir. Bütün bu etkenler göz önüne alınarak tedavi planlaması ve takip yapılmaktadır. Rahim ağzı kanseri tanısı alan hastalarımızda ileride çocuk sahibi olma istemi varsa, tümör çapı 2 cm veya daha altındaysa sadece rahim ağzı ve çevresindeki dokular alınarak fertilite koruyucu cerrahi yapılabilmektedir. Rahim ağzı kanseri nedeniyle tedavi edilen hastalarımızda genellikle ilk 2 yıl 3 ayda bir, sonraki 3 yılda 6 ayda bir takiplerimize devam etmekteyiz. Bu takipler esnasında vajinal bölgeden alınan simir ve onun dışındaki tomografi veya PET gibi diğer inceleme yöntemlerinden faydalanmaktayız.